Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Genç Türkiye Cumhuriyeti serimizin 3. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz 2 bölümde Türkiye Cumhuriyeti'ne miras olarak kalmış sorunları çözmeye çalıştık. Hatay sorunu vardı, çözdük. Musul sorunu vardı, çözdük. Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşlarının, Türk halkının savunulması sorunu vardı. Kıbrıs'ı tamamıyla Türk toprağı yaptık. Bu sorunu bu şekilde çözdük. Kudüs'te kurulabilecek bir İsrail Yahudi devletine karşı efendim bir önlem alınması gerekiyordu. Ta Mısır'a kadar gittik, çözdük. Efendim, Yunanistan'da yaşayan Türklerin savunulması gerekiyordu. Yunanistan'ı artık yok ettik, sorunu çözdük. Bulgaristan'da yaşayan Türkler gelecekte ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kalabilir diye düşündük ve Bulgaristan'ı tamamen yok ederek bu sorunu çözdük. Efendim, sorunlar bitmiyor, çözümler de bitmeyecek diye düşünüyoruz. Bu bölümde çözmemiz gereken 2 tane sorun var. İkisini de bu bölümde çözebilir miyim bilmiyorum ama şu anda 2 tane sorunumuz var. Biri İtalya Devleti ile birlikte çözmemiz gereken Rodos problemi, diğeri ise efendim Azerbaycan ve Batum sorunu. Azerbaycan'daki yaşayan halkımız, bizim Türk kardeşlerimiz, onların savunulması gerekiyor. Onların Sovyet tehdidine karşı korunması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu yüzden Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayacağız. Azerbaycan'ı Sovyetlerden kurtaracağız ve Misak-ı Milli'ye bağlı olan, Misak-ı Milli'den zamanında tavizini verdiğimiz ancak şimdi geri alacağımız Batum'u da topraklarımıza katmayı planlıyoruz. Biz sorunları efendim geleceğe dayalı çözüyoruz. Kudüs sorunu gördüğümüzde biz Mısır'a kadar alıyoruz. Efendim, Hatay sorunu gördüğümüzde tüm Suriye'yi alıyoruz. Musul sorunu gördüğümüzde gidiyoruz tüm Irak'ı alıyoruz. Sorunları böyle geleceğe dayalı çözmeye devam edeceğiz sayın dostlarım. Şimdi öncelikle bir Arnavutluk'la yaşayacağımız savaş olacak. Arnavutluk devleti güçlü bir devlet değil ama orada bizim İtalya'nın önünde duran bir devlet konumunda şu anda. Bu yüzden bu arkadaşları tokatlamamız gerekiyor. Şu anda simülasyonları yaptığım topraklar var. Onlar biraz kendine gelsin, biraz araştırma yatırımları yapalım. Bu arada Transkafkasya Sovyet Cumhuriyeti'ne biraz şöyle hakaret edeceğiz. Bunlar bize savaş açarsa daha iyi olur. Sovyetlerle savaşmamıza gerek kalmaz böylelikle. Bunlara biraz sallayalım kardeşim. Eğer bunlar bize savaş açarsa Sovyetler bu savaşa girmez ve biz bireysel olarak onlarla savaşıp bu savaştan da hızlı bir şekilde efendim yara almadan çıkar ve Sovyetlerle dostluğumuzu da bozmamış oluruz. Bu arada İran şu anda Sovyet toprağı haline geldi. Dostlar, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada en başından şunu söyleyeyim videonun. Abi 4 saattir kargo bekliyorum. 500 metrelik yerden kargoyu 4 saattir getiremediler. Haritadan izliyorum, adam herhalde arabayı sağa çekti, takılıyor kafasına göre yani. 4 saattir gelmedi abi kargo. 4 değil, pardon. Yalan olmasın. 3 saattir. 3,5 saattir gelmedi abi. Ben de video çekmek için kargonun gelmesini bekliyorum, video bölünmesin diye. Muhtemelen ben tam şimdi videoya başladım. Tam bu saatlerde gelir ve benim video yarıda kalır abi. Kesin bak. Bak, bunun aksi düşünülemez bile bak. Kesin tam bu saatte gelir, video yarım kalır bak. Görürüz birazdan. Umarım yaşanmaz ama. Bilimde Türkiye şu anda, Genç Türkiye Cumhuriyeti altın çağını yaşıyor şu anda. Görüyor musunuz sayın dostlar? Bakın, altın çağımızı yaşıyoruz bilimde. Bizim Türkiye'ye kazandırdıklarımız daha bunlar. Üretim ekonomisi, efendim bilim, her şeyi biz kazandırdık bu Türkiye'ye ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Şimdi, bu arada Sovyetlerle aram kötüleşmiş. Sovyet. Kardeşim, seninle aramız kötüleşmiş olabilir ama bak. Gerek yok. Seninle savaşmak istemiyorum. Ben senin o ufak cici devletinle savaşayım. Oradan Azerbaycan'ı, Batum'u, yani sadece Azerbaycan'la Batum'u değil tabii ki de, oraya bir Ermenistan, geri kalan Gürcistan falan. Onları da sıkıştırırız sen. Kardeşim, bizden önemli mi ya bu topraklar? Yani canını seveyim kardeşim. Yani onları bize bir tapularsın sen diye düşünüyorum. Onları alırız senden. Ve akabinde efendim ne yapacağız tabii ki de? O topraklardan sonra artık Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına kalkışacağız. Tabii Büyük Türkiye Cumhuriyeti için sadece Misak-ı Milli toprakları gerekmiyor. Bir de Basra'ya kadar tam olarak ilerlememiz gerekiyor. Kuveyt'i de almamız gerekmekte efendim. Onları da gerçekleştireceğimize inancımız tam. Şu anda biz bunu yapacağız tabii ki de. Yatırımlar yapalım. Ordu sayımı arttırmak istiyorum bu arada. Ordu sayım yetersiz geliyor şu anda bana, artık ekonomimiz çok büyüdü. Ekonomi büyüdükten sonra bu ordu sayısı artık bana az gelmeye başladı kardeşim. O yüzden ordu sayımızı arttıralım. Olabildiğince fazlaca ordu basalım. Yakın dönemde yüksek ihtimalle savaşacağız abi Sovyetlerle. Yani direkt olarak
Gürcistan'ın bize bağlanmasına muhtemelen izin vermeyecektir. Savaşmak isteyecektir diye düşünüyorum. Eğer böyle bir izlenim de bulunursa, böyle bir izlenimi görürsek abi Sovyetlerde, muhtemelen ben onların bana saldırmasını beklemeden ben gideceğim, ben saldıracağım diye düşünüyorum. Ama yani bizim her zaman önceliğimiz nedir abicim? Bizim önceliğimiz barışı korumak, huzuru korumak. Yani bizim isteklerimiz var, bu isteklerden taviz vermeyeceğiz. Onlar bu isteklerimizi yerine getirirlerse kardeşim biz barışı korumaya devam ederiz. Bakın Fransızlarla biz savaştık ama Hatay sorununu biz Fransızlarla savaşmadan çözdük. Savaş ilanı açtık Fransa'ya. Sadece Suriye'deki mandasıyla savaştım ben orada. Fransa devletiyle savaşmadım. Orada gittik, mandayı yok ettik ve Fransa dedi ki abi tamam dedi ben uğraşmayacağım dedi. Daha fazla savaşmamıza gerek yok dedi. Kabul etti bizim haklarımızı ve bu savaş uzamadan bitti. Yani bunun aynısının Sovyetlerle de olmasını istiyoruz. Bu arada Sovyetler Birliği şu anda gördüğünüz gibi Birleşik Krallık'a savaş açmış vaziyette ve Birleşik Krallık şu anda Hindistan'dan kovulmuş. Britanya Hindistan'ı Sovyetlerle işbirliği yapıyor. Vay 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 vay. Britanya Hindistan'ına bak lan. Allah Allah. Allah Allah. Britanya Hindistan'ına bakın siz. Adam Sovyetlerle işbirliği yapmış lan yenileceğini görünce. Ki yenilmiş zaten o gördüğüm kadarıyla. Ama demiş ki abicim inceldiği yerden kopar. Biz yenildiysek kardeşim Sovyet şey de Birleşik Krallık da yenilecek demiş. Ve o arkadaş şu an gördüğünüz gibi anlaşmalarını yapmış. Bizim sadece savaşacağımız cephe Balkan cephesi değil. Bunu biliyoruz. Sadece Balkan cephesinde savaşmayacağımız için ilave askerler basmamız gerekiyor. Takviye askerler oluşturmamız gerekiyor. Aksi halde bu savaş kaybedilebilir. Yani kaybetmek bilmiyorum da savaş zor duruma girebilir. O yüzden böyle bir şeyin olmaması için önlemlerimizi alacağız. Yeni takviye askerler basmamız gerekiyor. Artık Türkiye Cumhuriyeti sadece Anadolu'dan ve İstanbul ve yöresinden ibaret olmadığı için abicim artık daha fazla bizim yanımızda savaşabilecek insana da ev sahipliği yapabiliyoruz. Bunlara da iyi davrandığımız için eski ekonomik şartlarından daha iyi bir şekilde yaşadıkları için bu insanlar bizim yanımızda savaşacaklar. Bu insanlar artık kendilerini bizden biri olarak kabul ediyorlar. Etmezlerse de zaten. Çok da umurumda yani. Hadi etmesinler. İsteyen varsa kardeşim bu kurduğum düzene karşı çıkmaya çalışan bir arkadaş varsa deneyebilir şansını yani deneyebilir. Ben de merak ediyorum acaba böyle bir karşı çıkışa karşılık biz ne yapacağız acaba? Bir görelim yani isteyen varsa bir denesin. Arkadaşlar biliyorsunuz biz özgür bir ülkeyiz. Yani benim kurduğum bu ülke, benim güçlendirdiğim bu ülke kardeşim özgür bir ülkedir. Biz bu ülkenin temellerini özgürlük esaslı attık. Her şeyi yapmakta özgürsünüz. Ama yaptıktan sonrası beni ilgilendirmez. Orası beni alakadar etmez kardeşim. Ama siz yapmakta özgürsünüz. Yapabilirsiniz. Yapamazsınız diye bir şey ben asla katiyen söylemedim abi. Söylediysem yani yalan söylemişsinizdir siz. Böyle bir şey yok. Ben çünkü öyle bir şey söylemediğimi adım kadar eminim. Ve bu yüzden kardeşim siz her şeyi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yaptıktan sonrasını sizi bağlar kardeşim. Beni bağlamaz. Benim uygulayacağım hamleler, yapacağım şeyler bellidir kardeşim. Onları siz merak ediyorsanız buyurun. Buyurun efendim. Hodri meydan. Hodri. Bu arada bu kadar asker basmamın sebebi aslında İtalya Savaşı için değil. İtalya'yı hızlıca yok edip Sovyetlere de hazırlanmak istiyorum. Hazır Sovyetler Birleşik Krallık'la savaş halindeyken abi hem İran'dan atacağım onları hem de onları Kafkaslardan atmayı düşünüyorum. Daha yukarıya kadar, kuzeye kadar ilerleyeceğiz. Sadece İran'dan ve Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan buralardan değil. Onları ta kardeşim steplere kadar. Orada altın orada steplerine kadar atacağız kardeşim. Onları atacağız. Yukarıya Astırahan'a kadar çıkacağız. Oraları alamazsak olmaz. Olmaz. Planım bu yönde ama bu plan ne kadar başarılı olabilir göreceğiz abi. Birazdan öğreniriz herhalde diye düşünüyorum. Askerlerim hazır bu arada hazır ve nazırız. Sen öncelikle Rodos'u al ya. Rodos'u da 170 bin kişiyle saldırmayayım değil mi? Oo, buna da aram iyiymiş lan bayağı. Eritre'si, Somali'si hepsi geldi abicim. Diğerleri bana muhtemelen çok bir zarar vermez. Abi Rodos'un nüfusu kaç? Rodos'un nüfusu 15 binse buraya ben size bir şey diyeyim. 6000 asker yeter abi. Çok fazla askerle girersem şimdi buranın nüfusu zaten fazla bir şey değil. Ekonomisi de çok da bir şey değil. Bu bize sıkıntı çıkartır. Bu bize sıkıntı çıkartır. Böyle bir şeyin olmasını istemiyorum.
Oradaki halkı bizi öldürmeye gitmiyoruz. Halkı yaşatmaya gidiyoruz abi. Amacımız halkı öldürmek olsaydı farklı yollarla bunu çok rahat bir şekilde hızlıca halledebilirdik. Ama bu değil. Amaç bu değil. Sadece hedef bu değil. Bizim hedeflerimiz çok daha insani hedefler. Aziz dostum. Ya bizim sadece Rodos sorunu değil bu. Ya biliyorsunuz arkadaşlar bizim sorunların çözme yolunu. Ya anlattırmayın tekrar bize. Rodos sorunu varsa abicim üstüne bir Roma sorunu vardır. Üstüne bir efendim Libya sorunu vardır. Yani şimdi Rodos sorunu var da Trablusgarp sorunu yok mu kardeşim ya? Sorunlar sorunları doğuruyor abi şimdi yani. Bakın biz bu konuları konuştuk. Bu konular konuşuldu. Bu konular daha fazla lütfen yani efendim. Şey yapmayın. Ya sorunlar büyüyor, sorunlar artıyor, sorunları biz çözeceğiz. Biz çözeceğiz. Canını sıkmayın kardeşim. Palermo'dan çıkalım, oradan ilerleriz kardeşim. Güzel. Abi görüyorsunuz sorunları çözmek bizim işimiz. Bizim işimiz. Bu iş kardeşim. Bizim uzmanlık alanımız. Sorun çözmek uzmanlık alanımız. Sorun çözmek uzmanlık ister arkadaşlar. Herkes abi ben sorun çözeceğim diye gittiğinde yeni sorunlar yaratırlar aynı bizim gibi. Ama biz o yeni yarattığımız sorunları da çözüyoruz. Biz o yüzden uzmanız abi. Biz ekstra bir uzmanlık gösteriyoruz bu konuda. Burada halk fena ölüyor yani. Bu benim istemediğim bir şey ama yani istemediğim şeyler de olsa da yapacak bir şey yok kardeşim. Çıkarlarımız daha önemli. Çıkarlarımız kimi zaman daha önemlidir. Yapacak bir şey yok. Bize bağlılığını bildirsin halk. O zaman bir zarar gelmez. Ama böyle savunmaya devam ettikçe İtalya bize hala saldırdıkça bizim elimiz armut toplamayacak. Bize yapılan saldırılara karşı tabii ki de durum bir şeyler yapacağız yani kardeşim. Öyle bekleyecek değiliz. Hacı abi. Şurada İtalya'nın ordularını görüyorsun. Bu İtalya'nın ordusu ne yapacağını biliyoruz abi. İtalya'nın ordusunun ne yapacağını biliyoruz. Sen bu adamın onu istediği şeyi yapmasını engelleyecek adamsın. Orada çıkarma atıp bizim boşuna zamanımızı harcamasın. Biz yapacağımızı yapacağız. Boşuna hiç şey yapmasın kardeşim. Bu arada İtalya'nın sömürgeleri belki akıllanmıştır. Oo, bak 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 bak. Şey geldi. İtalyan Somalisi geldi. Edirsesi geldi. Bunlar geldi. Bence bunlar akıllanmıştır diye düşünüyorum. Akıllanmadılarsa da onlara da cevabı veririz. Ben aslında İtalya'nın şeyini aldım. Bu arkadaşın başka nerede toprağı var? İtalyan Eritre'si var burada. Oğlum bu Libya'nın... Aha İtalyan Libya'sının burada toprağı varmış. Lan İtalyan Libya'sına bak. Ben kardeşim Libya'yı alayım gerisi beni ilgilendirmez. Öyle bir sorun yok abi. Öyle bir sorunumuz olsaydı onu da çözerdik de. Maalesef o türden bir sorunumuz yok. Olduğunda haber veririz kardeşim size. Şu an öyle bir problemimiz söz konusu değil. Merak etmeyin. Canınızı sıkmayın kardeşim. Hiç boşuna üzülmeyin siz. Biz sorunları çözüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sorun çözmek bizim işimiz. Sorun çözmek bizim işimiz abi. Rahat olun güvenin arkanıza yaslanın. Lan birden Roma Türk toprağı olacak ha. Abi Fatih Sultan Mehmet'in hayallerini de gerçekleştirmeyelim mi şimdi? Yani buraya gelmiş. Sadece sorun çözmeye, hayallerimizi gerçekleştirmeye gelmedik mi abi? Sadece sorun mu çözeceğiz yani? Bu kadar küçük bakışlar bize yakışmaz. Yakışmaz. Şuraya bir liman basıyorsun hemen. Sen 30 bin kişiyle gideceksin oraya. Onun dışında bu arkadaş çıkarma atacak. Bu arkadaşın atacağı çıkarma bizi oyalayacak biraz. Bu arkadaşın atacağı çıkarma bizi maalesef. Oo, dostum, dostum, dostum. Sakin ol dostum, dostum. Şşş. Sıkıntı yok. Düşündüğüm şeyi yapmadı Allah'tan hata yapmıştım da. Düşündüğüm şeyi yapıp Sicilya'ya çıkarma atsaydı bizi çok oyalayacaktı. Ama Sicilya'ya çıkarma atmadı. O yüzden çok da büyük şu anda problem olmayacak. Engelledik hatta diyebiliriz problemi. Ama Sicilya'ya çıkarma atsaydı düşündüğüm gibi bu bize ciddi zaman kaybı olabilirdi abicim ama yani düşündüğüm şeyi yapmadı. Ordusuyla Kuzey İtalya'ya çıkarma attığını görüyorum. Kuzey İtalya'ya atacağı çıkarmanın bize bir zarar vermesi mümkün değil. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Hemen gidelim diğer adalarını da alalım abi. Güzel kardeşim yapmamız gerekenleri yaptık. İtalya'yı an itibariyle bir İspanyol devleti haline getirdik. An itibariyle artık İtalya diye bir devlet yok abi. Onlar İspanya'nın devamı olarak kendilerini biz bu şekilde görüyoruz. Artık İspanya olarak yaşamlarına devam edebilirler. Adamlar
seriye İtalya olarak başladı. Ama yani kimin ne olacağını, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin abi. Adamlar İtalya olarak başladı, hayatlarını İspanya olarak devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi efendim. 144 bin kişi kayıpları var. Yok, bizim olan o kayıp. Bakayım hemen. 144 bin bizim kaybımız var, onların da 140 bin kaybı var. Ama bizim üstüne gördüğünüz gibi efendim şöyle de bir kazancımız yok diyemeyiz. Şu başarı. Şu bir başarıdır kardeşim. Ulan yalnız biz her Türkiye oynadığımızda sınırlar Roma'ya benziyor abi. Sınırlar ulan Helen Türk Konfederasyonu mu kursun? Yok abi bizim amaç Büyük Türkiye Cumhuriyeti. Muhtemelen bir sonraki bölüm bu işi halledeceğiz. Sovyetler hazır şu anda kan kaybediyorken, hazır bir sürü kaybı varken bu adamların, biz bu işi çözeriz diye düşünüyorum. Üstüne Birleşik Krallığa da saldıracağız. İkisiyle birden savaşacağız zaten. Yani tek bir devletle savaşmayacağız. Bakalım bir sonraki bölümde neler yapacağımızı göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.